Evet arkadaşlar, şimdi size biraz sonra bir video izlettireceğim. Hem Halk TV'de hem de Tele1'de küçük birer dakikalık bir video. CHP'nin gerçekte, bakın, gerçek niyetlerinin ne olduğu, öyle seçim zamanı öyle camilerde gözüküp "ben hafız çocuğum, Ayet-el Kürsi'yi ilk ben ezberledim, her gün cuma namazına giderim" diye Türkiye'nin %99'u Müslüman olan, bak, bir ülkede öyle din tüccarlığı yaparak, sadece seçim zamanı, bakın, din tüccarlığı yaparak halktan oy alıp, halkı kandırıp da oy alıp, daha sonra iktidara geldikten sonra İslamiyet'i nasıl yasakladıklarını, bu ülkeyi, bak, Türkiye'yi insanlara nasıl dar ettiklerini daha önce de şahit oldunuz. Şimdi de birebir kendi kanallarında, öyle karşılarında rekabetleri yokken, ağızlarıyla kendileri itiraf ediyorlar. Şimdi bakın, videosunu açıp izleteceğiz, yorumu yaparız. Videosunu telefondan göstereceğim. Sebebi, çünkü telif atıyorlar. Eğer ki videoyu oradan, ekrandan size yayınlayacak olursam, o zaman telif atıp sayfamı kapattırıyorlar. Eğer ki buradan izlettirirsem telif atamıyorlar. Direkt videolarına yorum yapsak, sonra da ne diyorlar biliyor musunuz? Bakın, siz benim videomu cımbızlamışsınız. Benim söylemek istediğim o değildi. Siz beni çarpıtmışsınız. Başka başka anlamlara, mecralara çekmişsiniz diyor. Videoyu izleyin, tekrar yorumu yapacağız. Bakın arkadaşlar, şimdi videoyu açalım. Bakın, kendiniz dinleyin Ne bakın. olsun? Zaten bugün bir takım haberler okudum. Bu çok kötü. Mesela zemini halıyla kaplanacağı için söyleniyor. Hani tamam, orada namaz kılınırken bir takım sonra görsellerin yani, hani perdeyle kapatılması falan, onların korunması tamam, ama o zemin de tarihi bilir. Yani o zemini bir şeylerle kaplayıp üzerine ve o kadar çok kalabalık girip çıkmasını sağlarsanız orayı korumaş olmazsınız ki, oraya saygı duymuş tam olmazsınız. O noktada şunu soralım. Madem Fatih Sultan Mehmet üzerinden gidiyoruz, onun vasiyeti, onun vakfı, onun kılıç hakkı ona ait. Yani Fatih, Hayri Kırbaşoğlu Hoca'nın dediği gibi, İslamiyet ne dedi noktasından yürümüyoruz da Fatih ne dedi noktasından yürüyoruz. Oradan devam edelim. Fatih burası benim dedi, mülkiyeti benim dedi, vakfetti. Tamam, böyle kabul edelim. Fatih kapatmış mı? Halı döşemiş mi o zaman? Hayır. Yani o zaman halı var. Binlerce yıldır halı diye bir şey var. Halı icat edilmedi değil. Koskoca Fatih Sultan Mehmet bile kendisi büyük bir padişah olarak İstanbul'u fethettikten sonra bile dünya önünde duramadığı dönemde bile halıyla kaplatmamışken biz şimdi halıyla mı kaplatacakmışız? Evet arkadaşlar, bakın, anlatıyorlar ki sanki o kadar Fatih Sultan Mehmet hayranları ki her dediklerini Fatih'in sanki bir ayetmiş gibi, sanki bir Kur'an-ı Kerim'miş gibi harfiyen uyuyorlar sanki. O kadar uyuyorlar. Ya ne kadar İslam'a karşı olduğunuzu, Ayasofya'nın kilise olarak kalsın, biz onu cami olarak istemiyoruz, biz zaten namazla, niyazla, İslam'la alakamız yok diyemediklerinden, hani düşünün ki bir aslan, bakın, tek bir aslan 5 tane 6 tane sırtlan etrafını çevirmiş. Aslana birebir saldırıp da hiçbir şey yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Sağdan, soldan, kuyruğundan, kafasından, ayağından saldırıp saldırıp çekip aslanı yorup aslanın enerjisini bitirdikten sonra üzerine çullanacaklar. İşte böyle sağdan, soldan, sağdan, soldan böyle bastırıyorlar. Yok oradaki mozaiklere zarar verirsin. Yok yere halı serecekmişsin de. Kardeşim, halı serecekmiş de. Halı dediğin şey tuvaletlerde, banyolarda kullanılan, hani o yer paspası mı sanıyorsun ya? İnsan oraya ayakkabısıyla mı girsin? Orada ayakkabıyla ibadet mi edilecek? Yerler beton. Girdik, daha önce gezdim, gördüm. Yerde mi, betonun üzerinde mi namaz kılacağız? Bu yani ne anlama geliyor? İnsanlar orada rahat etsin diye, zarar verilmesin diye, bak, zarar gelmesin diye herhangi bir yapıya, oradaki tarihi eserlerin hiçbirisine Denizli'den özel turkuaz %100 yün halı getirip sermeye başladılar. Kardeşim, ayağını çıkaracaksın, oraya tertemizce gireceksin. Ayakkabınla bile değil. Şu anda ayakkabıyla giriyorlar. Tuvalete giriyor, tuvaletten çıkıyor. Oradan sonra ayağında öyle hani pis, su, kir, çamur, yani bir şey olduğu zaman oraya giriyor. Sakızdır, sigara izmaritidir yapışıyor, giriyor. Hiçbir sorun yok. Bütün gavurlar oraya girerken üstü başı çıplak, içeride yani öyle içecek döküyor yere, kolasını, şununu bunu, bir şeylerini döküyor. Herhangi bir dondurma falan bir şey döküyor, düşüyor yere, yiyor, içiyor içeride, bir sorun yok. Ama yeri bildiğin halı ya, cami halısı ya. Temiz bir halı, %100 yün bir halı serdiği zaman
Aa sen tarihi esere zarar verirsin de sen onu korumuyorsun da hadi diyor mozaikleri diyor ışıkla kapatıyorsun hadi onu anlıyoruz falan filan da diyor. Yok hadi diyelim Fatih'in kılıç hattıymış onu bir anlamaya çalışalım da sen Fatih'i mi anlıyorsun ya? Adam fethetmiş zaten bizim kardeşim. Sen Yunan olduğunu, sen bunu asla hani cami olarak görmek istemediğini, kabullenemediğinden Papa'nın çıkıp da hani bunları söyleyemediği için sen onun e-mailini, sana göndermiş olduğu e-mailini tercüman yapmışsın. Türkçe olarak bize onu aktarıyorsun. Aktarıyorsun. Senin bu yaptığın, bak bu söylediğin kelimeleri, sözleri Yunan medyası bile böyle konuşmadı. Bunu onlar bile kullanmadı. İslamiyet'e ne kadar karşı olduğun işte buradan belli oluyor. Siz iktidara geldiğiniz zaman yine bu insanlar demek ki başörtüsü takamayacak. Yine biz Kur'an-ı Kerim'i öyle gizli kapaklı okuyacağız. Yine imamları, camileri yine siz kapatacaksınız. Bu gidişle böyle yani. Daha şimdiden karşısınız ya. Ayasofya yerlere halı seriliyor, hop oturup hop kalkıyor. Eğer ki şu an iktidarda CHP olsaydı Ayasofya'nın camiye açılacağını konuşabilecek miydik biz? Böyle bir gündem oluşacak mıydı? Olmasın diye. Dünya bize nasıl bakar? Bize nasıl davranırlar? Bizi nasıl düşünürler? Bize nasıl tepki verirler? Şimdi gerek mi var? Yok pandemi zamanı. İnsanların bize bakış açısı diye kıvrandınız. Hani bir karnında insanın çok şiddetli bir acı olur ya, ağrır ya, böyle kıvranır, yatar yerlerde kıvranır, ağrı kesici falan fayda etmez. Onun gibi kıvrandılar. 15 Temmuz darbesine FETÖ dini bir kuruluş, cemaat diyerekten, oradan yürüyerekten bütün İslami kuruluşları, dernekleri, tarikatlar hepsini kapatalım. Hiçbir tane bunlar hani güçlenmesinler, devlete sızıyorlar, bunu oluyor, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye. Her gün o Şaban Sevin çıkıyor, CNN Türk'te sözcü yazarı. Her gün bunlar var ya, başımıza her gün sopa yapıp getiriyorsunuz. Ama seçim zamanı geldi miydi? Elleri duada, huzur duası yapıyor Sözcü gazetesinde, huzur duası, camiye gidiyor. Muharrem İnce her gün cuma namazı kılıyor, abdestsiz evden çıkmıyor, her gün Ayet-el Kürsi'yi en önce o ezberlemiş. Alim çocuğu oluyor, molla çocuğu oluyor, türbelerde, camilerde, yok gidiyor Kıbrıs'ta, orada Rauf Denktaş'ı ziyarete gidiyor, dua ediyor, bir geliyor Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Yani her tarafa gideyim ki bütün türbeleri, yatırları, Atatürk'ü falan herkesten oy kapayım diye. Nasıl İslamiyet'i kullanıyorsun? Sonra da İslamiyet'ten din tüccarlığı yapıyor diye AK Parti'ye, Erdoğan'a suç atıyorsunuz. İşte Erdoğan İslamiyet'i böyle Ayasofya'yı açarak İslamiyet'i yaşıyor, tüccarlığını siz yapıyorsunuz. İkincisi, bir videomuz daha var, onu da izlettirelim. O da Tele1'de, bakın Tele1'de. Bu da Merdan Yanardağ'ın İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'nun durmadan fonladığı, halkın vergisiyle fonladığı kanalda çıkan Can Atak'la, bakın ikincisi, bakın onu da hemen açayım size, bakın. Çanakkale İslam'ın zaferi, 15 Temmuz İslam'ın zaferi, Kurtuluş Savaşı İslam'ın zaferi, işte en son dün ben önce Zaytuk zannettim, Zaytuk diye bir dalga geçen bir şey var ya. Askere soruyorlar, nereye gidiyorsunuz diye. İslam'ın güneşinin doğduğu her yere. Ben bunu gördüm. Neyse biri, yani birisi dedim böyle şey. Ya hayır. Fox muhabiri sormuş tankın üzerindeki askere. Adamın söylediği lafa bak ya. İslam'ın güneşinin doğduğu her yere diye. Böyle bir şey. Bir dakika ya. Arkadaş ne yaptınız ya siz bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne? Bak bu Zekeriya Öz başarmış Ertuğrul'cu. Başarmış anlamıyor musun? İmamın ordusu olmuş artık orada. İslam'ın güneşinin doğduğu yer. Ne demek ya, böyle bir şey yok. Söyleyemez. Efendim Müslüman orada. Yok böyle bir şey kardeşim. Söyleyemez. Böyle bir benzetmede ya da böyle bir amaçta olamaz Türk Silahlı Kuvvetleri. Efendim Müslümansın anladık. Böyle İslam'ın kılıcı mılıcı değilsin. Ama bunu bir şey yapıyor. Buna itiraz edemiyorlar. Benim ahmet aydınlarım da itiraz edemiyor. Abi dur şimdi diyor. Orada Müslümanlık filan şey. Hayır kardeşim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belki her ne biri inançlı Müslümandır ama bu ordu İslam'ın kılıcı değildir. Bu ordu cihat için, İslam'ı yaymak için çabalamaz, ülkesini savurur. O kadar. Ne oluyorsunuz ya? Bunu ben şaka zannettim ya. Ama benim aydınlarım bile pısıyorlar, korkaklar çünkü. Kali aman diyor, dur şimdi. Ondan asla zeytik, aman zeytik falan. Koskoca CHP'yi çökerttiler ben. CHP'de zeytik diyen... Evet. İş
inşallah o dediğin, son dediğin gerçekleşir. Hani CHP'yi çökerttiler diyorsun. İnşallah onu da bir gün çökertiriz. Çöker yani. İslam'ın kılıcı, yok İslam'ın ordusu. Neyin ordusuyuz biz ya? Zaten İslam'ın ordusu değil miyiz? 700 sene boyunca bütün dünyaya Osmanlı neyle hükmetti? İslam'ın ordusu cihatla. Biz Viyana kapılarına neyle dayandık? Biz Anadolu'ya neyle geldik? 1071'de Malazgirt Savaşı, Savaşı'nda Sultan Alparslan Erkin'e Roman Diyojen'i yenip de Anadolu'nun kapılarını Türklere açtırmasaydı Anadolu'ya neyle gelecektik? Sen soytarı o Tele1'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun fonlarıyla hani geçimini sağlıyorsun da parasıyla, halkın vergisiyle de sen oturup İstanbul'da konuşabilecek miydin? Ha sen yine konuşurdun, o sorun değil. Sen Yunanistan, sen zaten Amerika ve Avrupa güdümlü olduğun için sen oradan da bize saldırabilirdin. Bak bak bak, asker ne demiş, bak ne demiş. Oo, hani bir ara Uğur Dündar böyle gerilim müziğiyle da da dan diye hani böyle camiye gittiler çocuklar. Hocaları da yanlarındaydı. Beraber saf tuttular. Ailelerinden izin aldılar mı? Hep beraber önlü arkalı saf tuttular. Dersten izin almışlar. Buna nasıl izin verdiler? Hocaları da yanındaymış. 50 kişi bir grup olmuşlar. Da da dan. Ya kardeşim 15 Temmuz'da bakın senin gibi bankamatiklerde sırada beklemiyordu bu millet. Senin genel müdürün gibi, genel başkanın gibi öyle kahve elinde televizyon başında 15 Temmuz'u öyle idare etmiyordu. Arkadaşlardan haber bekliyoruz. Darbe gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi mi? Darbe gerçekleştiyse FETÖ'nün yanında yer alacak. Başkanlığa adayım ben diyecek. Ben olmadan sen bu ülkeyi yönetemezsin. Benim desteğime ihtiyacım var diyecek Kılıçdaroğlu. Arkadaşlarından onun haberini bekliyordu. Sen Çanakkale Savaşı diyorsun. Çanakkale'de 1915'te o kınalı kuzular 15 yaşında ya. Onların hepsi ibadet ederek namaz kıla kıla ellerinde Kur'an-ı Kerim. Bu dünya yani bu dünyadan ahirete yüzleri güle güle hiç arkalarında ne varmış ne yokmuş ailesi varmış düşünmeden gittiler ya. Senin öyle aydınlarım diyor ya. Ha bir soru da bir söylemek istediğim de şu var. Hani bu çoklu barut sistemini Erdoğan gündeme getirerekten hani yürürlüğe soktu ya, Allah'a şükür ya. Öyle ne öyle barolar senin elinde, barolar senin elinde, senin arka bahçen, mimarlar odası elinde, tıp senin elinde, sen eczacılar senin elinde. Bak aydınlar diyorsun, üniversitenin dekanları şunlar bunlar bütün ne kadar YÖK'te dekanlar varsa hepsi senin elinde, senin arka bahçen olmuş. Niye bunlar o aydınlar, o avukatlar, bak hakim savcılar, üstün kurullar, Sayıştay, Danıştay'daki bu adamlar CHP'nin güdümünde neden olması lazım biliyor musunuz? En çok laf yapan, en çok CHP'nin önünü açıp hizmet eden, görevi bittiği zaman emekliliğe yaklaştığında CHP'nin milletvekili koltuğunda sırası yeri koltuğu hazır. Koltuğu hazır. İşte bunlar böyleler. Böyle insanlara böyle mavi boncuk dağıtarak, satın alarak devletin kademelerine yerleştiriyorlar. Daha sonra askeriye de yerleşiyorlar. Şimdiye kadar FETÖ'den öncesine kadar hep CHP yapmıştır darbeleri. Hep yanındadır, o yapmıştır, o yönetmiştir. Biz FETÖ'yü dağıttık da CHP'yi dağıtmamız lazım. Buna girmemiz lazım. Asıl İslamiyet'e karşı olan, bu insanın dinine, örfüne, bu insanın başörtüsüne, giyimine, kuşamına karışan, diktatörlük yapan işte sizsiniz, siz. Neymiş asker? Tankın üzerinde ne demiş? İslamiyet'in güneşinin doğduğu her yere. Nereye gidiyorsun demiş bak. İslamiyet'in güneşinin doğduğu her yere. Anam, aman Allah'ım. Bu ne, şeytan mı? Nasıl? Yani şeytan görmüş gibi. Böyle bir şey kabul edilemez. Hayatta kabul edilemez. Ya var ya, ben o ordunun içerisinde birisi deseydi ki, çıksaydı. Ben Ermeniyim deseydi. Müslüman değilim. Bak Müslüman değilim deseydi. Ermeniyim. Veyahut da Yunan'ım. Ama Türk vatandaşıyım burada. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak için, herhangi bir şey için orada görevimi yapmaya gidiyorum deseydi, ben derdim ya helal olsun ya. Vallahi çoğu kişi de, AK Parti'nin çoğu da helal olsun derdi ya. Yani biz bunu derdik. Demek ki kafir, Hristiyan, papaz gelmiş burada askeriye girmiş, karışmış ajan. Ya ne kadar İslamiyet'e karşı olduğunuza bakın ya. Resmen mideniz bulanıyor ya. Kusacaksınız neredeyse ya. Elinizden gelse böyle boğacaksınız. Ama seçim zamanı niye o zaman elinizi açıp da ben dindarım, hafızım, yok molla çocuğuyum, yok 15 Temmuz'un da dedem şehit oldu diyor bu Ekrem İmamoğlu. Niye bu kadar kullanıyorsunuz? Niye camilere gidiyorsunuz seçim zamanı?
Açık açık bak videoları gösterdim, bak cımbızlamadım, bak açık açık gösterdim. Kendi sözleriyle kendileri anlattılar İslamiyet'e nasıl baktıklarını. Bu ülkeye bunlar ait değiller arkadaşlar. Biz bunlara bak, bunlara oy verirken iyi düşünün, iyi bakın. Çünkü bunlara, bunlar oraya oturup da alelade öyle kafalarına göre orada yayın yapmıyorlar. Bunları CHP ve CHP'nin de iktidar olduğu belediyeden halkın vermiş olduğu vergilerle, o paralarla bunlar fonlanıyor, o paralarla bunlar besleniyor. Ve bunlar o koltuğunda her gün devam edip küfür ediyorlar. Bak İslamiyet'e, hükümete, vatandaşa, sizin geleneğinize, göreneğinize küfür ediyorlar. Bakın bunlar, bunlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar öyle ellerinde gazete, koltuk altlarında, önlerinde birer rakı, balık. Yazın güneye göç ederler, yazın güneye göç ederler. Rakı, balık, hep üstün görünümlü. Hiçbir şey üretmezler. Beyaz Türkler dedikleri. Hiçbir şey üretmezler. Her şeye muhalefet olurlar. Kendilerinden başka her şeye karşıdır. Asla onlardan üstün kimse yoktur. Laikçidir, cumhuriyetçidir, bilgedir. Onların görüşlerine, düşüncelerine, yaşantılarına asla herhangi bir eleştiri getiremezsin. Onlardan aşağı olduğunu kabul edeceksin. Onların emrinde, hizmetinde olduğunu, onların üstünlüğünü kabul edeceksin. Neyin var, neyin yok onlara verip gideceksin. Onlar halkı, bak çiftçiyi, köylüyü, başörtülüyü, tumanlıyı, yani etek giyeni sadece seçim zamanı, bak seçimden önce görürler, seçim bittikten sonra onlarda midesi bulanır. Öyle burada seçimde oyunu kazanırlar. Antalya'ya gidip de Marmaris'e, Bodrum, orada tatilde bu paraları yerken sokakta görmüş olduğu o başörtülü köylüleri, bak onlardan oy alıp köylü aç, çiftçi aç, işsizlik var, şu var, bu var, ekonomi battı diyenler, onlardan oy alıp ondan sonra Antalya'ya tatile gittikleri zaman, onları sokakta gördükleri zaman, iyi bunlar da nerenin çingenesiymiş, bu pislikler kimmiş, bunlar hani Suriyeli mülteci miymiş, böyle rezillik mi olur, iyi midem bulanıyor, bunları görmez olaydım, bunları gördüm de moralim bozuldu. Şunlar da insan mı? İnsan müsveddesi. Hani Türklüklerinden, köylüklerinden, insanlıklarından, yaşandı tipinden bile mideleri bulanan karaktersiz bunlar. Bunlara oy verirken iki kere, üç kere düşünün. Oyu aldıktan sonra kıçınıza tekmeyi çok öyle katmerli vuranlardan bunlar. Bunlar kimlere düşman? Gözünüzle gördüğünüz, bak videoyu gözünüze soktum. Ne olacak da Ayasofya halı serilmeyecek de? Ne serilecek? Aa bak 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 halı sermişler derken sanki içeride aa bir şey yapıyorlar, kötü bir şeyler. Tövbe yarabbim, cinsel istismar falan oluyor orada. Onu olay bak nasıl da büyütüyorlar, korkutuyorlar, çarpıtıyorlar. Uğur Dündar'ın hani vermiş olduğu o gerilim müziğine namaza kılan genç, namaza duran gençleri hani bak ailelerinden izin aldılar mı? Yasak yapıyorlar. Bunlar da dindar, bunlar da yobaz, gerici olacak. Bak bak bak. Ya. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bu soysuzları da videomu paylaşın ki herkes görsün arkadaşlar. Bu soysuzların kim olduğunu herkes görsün. Biz anlatırsak bunların kim olduğunu, sen diyor kafana göre yorumladın diyor, benim sözümü çarpıttın, ben öyle demedim diyor. Bak yüz yüze geldiği zaman öyle söylüyor işte. Bak kendi ağzıyla kendi videosunu kesintisiz verdik işte.